şoku teşhis edebilir misiniz? Peki teşhis ettikten sonra tedavi edebilmek için ne yapabilirsiniz? Bu videoda şokun tanısı, hangi tip şok olduğunun belirlenmesi ve o şok tipine özel tedavi planlanmasının yapılması gibi konuları ele alacağız. Teşhisi üç şekilde yapabiliriz ama öncelikle doğru teşhis edebilmek için şok sırasında neler olduğunu anlamalıyız. Şok sırasında doku perfüzyonu ciddi oranda azalmıştır. Öyle değil mi? Bu vücuttaki hücrelerin yeteri kadar oksijen almadığı anlamına gelir. Oksijenlenmedeki azalma, hücrelerin enerji üretebilme yetilerinin de azalması demektir. Ve enerji olmadan hücrelerin fonksiyonlarını yitirip öldüklerini de biliyoruz. Bu noktada şokun teşhis edilebilmesinin neden bu kadar önemli bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz, değil mi? Dediğim gibi bunu üç şekilde yapabiliriz. Şimdi biraz düşünelim. Şok, doku perfüzyonunda azalma anlamına geldiğine göre öncelikle oksijen iletimine odaklanmalıyız. Vücut oksijen iletimini nasıl yapar? Kalp vücudun her yerindeki dokulara kan pompalar, öyle değil mi? Size burada kardiyovasküler sistemin nasıl çalıştığıyla alakalı çok basit bir çizim yapıyorum. Kan kalpten çıkıp dokulara ulaşır ve dokulardan çıkan kan da kalbe geri döner. Bu aynı zamanda vücudun oksijen döngüsünü de özetleyen bir şemadır. Bu basit şemaya baktığımızda bu sistemin işlememesine neden olabilecek bir şey aklınıza geliyor mu? Öncelikle pompaya odaklanalım. Evet. Acaba pompada yani kalpte bir problem olabilir mi? Bunun yanında kardiyovasküler sistemi de sorgulamamız gerekir. Çünkü belki de kanı dokulara ve kalbe geri ileten damarlarda bir problem vardır. Bunu da buraya borular diye not ediyorum. Bu kısımlarda problem olup olmadığını anlamanın belki de en basit yolu tansiyonu yani kan basıncını ölçmektir. Çünkü tansiyon hem kalp hem de damarlarla alakalı bir ölçümdür. Kan basıncı yani tansiyon kalp debisi çarpı sistemik vasküler rezistans olarak hesaplanır. Gördüğünüz gibi hesaplamaya hem kalp hem de damarlar dahil. Tansiyon ölçümü, vakanın şok vakası olup olmadığı konusunda tıp uzmanlarının alarma geçmelerini sağlayan bir şeydir. Tansiyon ölçümü dışında sizce pompayı incelemenin başka bir yöntemi var mıdır? Kalp hücrelerinde troponin adında bir enzim vardır. Kalp hücreleri hasar gördüğünde dolaşıma troponin salarlar ve bu troponin testler aracılığıyla saptanabilir. Evet, kalbi değerlendirmek için troponin seviyelerine bakılabilirken, kalp ekosu da kalbin kasılmalarını ve fonksiyonlarını doğrudan değerlendirebileceğimiz başka bir testtir. Eko sırasında kalbin olması gerektiği gibi kasılmadığı saptanırsa, vücuda yeterli kan pompalanamıyor olmasının sebebi hemen anlaşılabilir. Kan basıncı, troponin ve kalp ekosundan bahsettik. Bunların yanında zaman zaman kullanılan bir başka test de pulmoner kapiller wedge basıncı testidir. Kısaltmasını yani PCWP'yi not ediyorum. Ek olarak santral venöz basınç ya da CVP testi de uygulanabilir. Umarım tüm bu kısaltmalar kafanızı karıştırmıyordur. Şimdi, bu basınç verilerinin kalbin kenarlarındaki basınç değerleri olduğunu da söylemek istiyorum pulmoner kapiller vetr basıncı, kalbin sol tarafıyla daha da net olmak gerekirse sol kulakçığıyla, santral venöz basınçsa sağ kulakçığıyla alakalıdır. Buna bağlı olarak bu iki değerin kalbin sağ ve sol taraf fonksiyonlarıyla alakalı bir fikir verdiğini düşünebiliriz. Örneğin kalbin sol tarafı pompalamıyorsa, hasta eğer bir kalp krizi geçirdiyse, Buradaki doku hasar görmüş, ölüyor hatta ölmüş bile olabilir. Kalp dokusu kasılmayınca da kanı kalpten dışarı pompalama fonksiyonunu yerine getiremez ve kan sol karıncıkta birikmeye başlar. Bu yüzden de yani kalbin bu tarafındaki hacim artışı yüzünden kalbin sol tarafındaki basınç daha yüksek olur. Doktorlar bu testi bir pulmoner arter kateteri alıp kalbin sağ tarafına ulaşarak buradan da Pulmoner arter aracılığıyla pulmoner damar yapısını inceleyerek yaparlar. Damar yapısını derinlemesine inceleyen bu test sonucunda wedge yani uç basıncı ölçülür. Bir başka deyişle bu kateter pulmoner damarların derinliklerine kadar iner. Evet, pulmoner kapiller wedge basıncında basıncı ölçmek için kateter buralara kadar gönderilir ve bu sayede de kalbin sol tarafının basıncıyla ilgili bilgiler elde ederiz. CVP için merkezi toplar damar buradaki damardır. Pulmoner arter kateterinin bir bölümü kalbin sağ tarafındaki basıncı algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Kısacası pulmoner arter kateterini kullanarak kalbin farklı kısımlarından basınç değerleri elde edilebilir ve neler olup bittiğini yani bunun ne tip bir şok olduğunu daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Mesela kardiyojenik şoktaki gibi kalp eğer çalışmıyorsa pulmoner kapiller veç basıncı yüksek olur. Kalp kan pompalama fonksiyonunu yerine getiremediğinde bu basıncın artacağından az önce de bahsetmiştik. Ama hipovolomik şok gibi kan hacminin düşmesi örneğinde kalpteki basıncın hiç de yüksek olmadığı görülür. Kan hacmindeki düşüş, kalpteki basıncın da düşmesi anlamına gelir. Ve bu vakalarda pulmoner kapiller ve basıncı düşük olur. İşte size şok tiplerini birbirinden nasıl ayırt edebileceğimize dair bir örnek. Pompa ve borulara baktığımıza göre, şok söz konusu olduğunda önemli olabilecek başka konulara girelim. Mesela, yaşamamız için gerekli olan oksijen hastanın ihtiyacı olan oksijeni alıp almadığına bakılabilir. Bunu yapmanın en kolay yolu, pals oksimetre testidir. Pals oksimetre, farklı dalga boylarını kullanarak hemoglobinin oksijen seviyesini kontrol eder. Bunun için hastanın parmağına takılan bir alet arterlere ışık gönderir ve böylece hemoglobin moleküllerinin ne kadarının oksijene taşındığını, ne kadarının da taşınmadığını ölçer. Oksijenlenme seviyesini tespit için çok kolay ve çabuk bir yöntem. Öyle değil mi? Şokta olan bir hastaya yapılması gereken en önemli testlerden bir diğeri de arteriyel kan gazı yani AKG analizidir. Arteriyel kan gazları farklı parametrelerle ilgili veriler sunar. Bunlardan biri tabii ki de oksijendir ama oksijenin yanında karbondioksit ve bikarbonatla alakalı değerler de elde ederiz. Arteriyel kan gazı, pH'ı yani hastanın kanının ne kadar asidik olduğunu da söyler. Tüm bunlar şok teşhisi için oldukça kritik verilerdir. Evet, oksijen seviyesini ölçmek için pals oksimetre ve AKG testlerimiz var. Pulmoner arter kateteri ise santral venöz oksijen satürasyonu ya da kısacası SCVO2 değerlerini de verebilir. Buradaki CV santral venözü ifade ediyor. Bunu da not edeyim. Yani merkezi toplar damardaki oksijen satürasyonundan bahsediyoruz. Merkezi yani santral toplar damar hakkında daha önce konuşmuştuk. Kalbin sağ tarafına kan getiren superior ve inferior vena cava. Pulmoner arter kateterine bakarsak bunun kalbin içine yerleştirildiğini görüyoruz. Bu kateterin fonksiyonlarından bir diğeri oksijen içeriğini değerlendirmekte olabilir. Ve bunun önemli olmasının sebebine gelince de, santral venöz oksijen satürasyonunun şok tipine göre değişiklik gösterebilmesidir. Kardiyojenik şokta yani kan hücrelere yavaş bir şekilde pompalandığında, hücrelerin oksijen ihtiyaçlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, oksijen iletişim hızı azaldığından ve Dokular mümkün olduğu kadar çok oksijen elde edebilmek için neredeyse yarıştıklarından kalbe dönen kandaki oksijen seviyesi de normalin altında olur. İşte bu durum pulmoner arter kateteri tarafından saptanabilir. Evet, azalan oksijen dokuların daha fazla oksijen çekmeye çalıştığı anlamına gelir. Aynı mantıkla eğer dokular su toplamış ve vücutta çok fazla ödem varsa Oksijen dokulara ulaşamaz. Kalbe dönen kandaki oksijen seviyesi normalden yüksek olur ve santral venöz oksijen satürasyonu artar. O halde ne yapmamız gerekiyormuş? Öncelikle pompa ve borulara bakıyoruz. Sonra da vücudun yeterli oksijeni alıp almadığına. Bunlara ek ve son olarak eğer vücut yeterli oksijeni alamıyorsa hasar görüp görmediğine de bakılmalıdır. Evet, vücudun yeterli oksijeni alamadığı bir durumda hücre ve organların hasar görüp görmediği çok önemlidir. Hücrelerin enerji üretmek için oksijene ihtiyacı olduğunu ve enerji olmadan fonksiyonlarını yerine getiremeyeceklerini biliyoruz. Oksijen eksikliği ya da yetersizliği hücrelerin uzun bir süre sonunda çalışmaması anlamına gelir. Oksijen eksikliğinde hücreler anaerobik metabolizmaya yani oksijensiz metabolizmaya geçerler. Bu, oksijen kullanmadan enerji üretimi anlamına gelir. Ama laktik asit adı verilen bir yan ürün sebebiyle vücudun uzun süre sürdürebileceği verimli olan bir durum değildir. Bundan dolayı şok geçiren bir hastanın vücudundaki laktik asit birikimi de dikkatle incelenmelidir. Sağlıklı bir insanın kanındaki laktik asit seviyesi çok yüksek değildir. Şok vakalarında AKG ve bu yapılması gereken en önemli testler arasındadır. Şimdi devam edelim. Organlar hasar görmüş olabilir demiştik. Örneğin karaciğer hasar görmüş olabilir mi? Aynen hasar görmüş kalp hücreleri gibi hasar gören karaciğer hücreleri de enzim salgılayacaklarından bunun tespiti için bu enzimlere bakılabilir. Bunların spesifik isimleri vardır. Ama onların detayına girmeden karaciğer fonksiyon testleri dediğimiz bunu tespit eden testlerin son derece önemli olduğunu söyleyelim. Öte yandan mesela böbrekler de hasar görmüş olabilir. Bunu anlamak için yapılacak iki şey vardır. Öncelikle eğer bir kan testi yapılırsa kandaki kreatinin seviyelerinde yükselme görülür. Karaciğerin ve kalbin ürettiği enzimlerin aksine kreatinin böbrekler tarafından üretilmez. Böbreklerin görevi sıvıları süzmektir. Böbrekler bu görevlerini yerine getirmemeye başladığında vücutta kreatinin birikmeye başlar. Kreatinin kaslardan gelir ve kandaki yüksek seviyeleri böbrek fonksiyonlarının azalmasına işaret eder. Buna bağlı olarak hastanın idrar miktarında azalma olması böbreklerin yeteri kadar idrar üretememesi demektir ki bu da böbrek fonksiyonlarında azalma hatta böbreklerin yavaş yavaş ölmeye başladığı anlamına gelir. Organ fonksiyonlarını değerlendirmenin başka yolları da vardır. Mesela beyin için hastanın eğer kafa karışıklığı gibi bir durumu varsa bu beyne olan oksijen iletiminin azaldığı şeklinde yorumlanabilir. Son olarak bir de tedaviye değinelim. Tedavinin iki amacı vardır. Birincisi pompayı düzene sokmak. Yani Kalbin pompalama görevini yerine getirebilmesi için kalbe sıvı geldiğinden emin olmaktır. Aynen bir su pompasının suyu pompalayabilmesi için içine su konması gibi kalbin çalışma mekanizması da aynı olduğu için hastaya sıvı verilebilir. İkinci olarak kan damarlarını sıkılaştırarak rezistansı artırabiliriz. Sistemik vasküler rezistans kan basıncının hesaplanmasında kullanılıyordu. Öyle değil mi? kan damarını sıkılaştırarak rezistansı artırmak ve sonuç olarak basıncını yani tansiyonu dengelemek için kan basıncı artırıcı ilaçlar kullanılabilir. Özetle, sıvı vererek bir ön yük yaratılır, yani kalp doldurularak pompalama fonksiyonu düzeltilir ve kan basıncı artırıcı ilaçlar sayesinde de sistemik vasküler rezistans iyileştirilebilir.